İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Nazaret Sırmakeşan anısına söylev. İran Irak'ta konuşlanmış olan ABD kuvvetlerini füzeyle vurdu. Türkiye'de basın çalışanlarına onlarca yıl hapis. Putin Şam'a geldi ve Asad'la buluştu. Devlet Senfoni Orkestrası 2020 yılında Avrupa'daki konserle turlarına başlıyor. Batı Ermenistan 31 Aralık 2019'da tanınmış ulusal sosyal şahsiyet, büyük bir vatansever ve görkemli ailenin babası, asil ve şefkatli ağabeyim Nazaret Sırmakeşan vefat etti. Nazaret Sırmakeşan 6 Ekim 1926'da 1915'te Türk yatağanının kurbanı Yervant Sırmakeş Hanlıyan'ın diğer bir adıyla Yerihan'ın yakın akrabası olan Hrant Sırmakeşan ailesinde doğdu. Hrant Sırmakeşan 1881 yılında Konstantinopolis'te doğdu ve çocukluğundan bu yana Türk hükümetlerinin Ermenilere yönelik şiddet ve dehşetini hissetti. 1890'larda Sultan Hamid tarafından Ermenilere karşı düzenlenen katliamlar onun ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Hrant, Türk ordusuna binlerce Ermeni gençlerle birlikte katıldı. Ermeni gençlerine Türk ordusunda silah verilmedi, üniforma ve yiyecek verilmedi. Onları mühimmat ya da gıda taşıyan hamal olarak kullandılar. Askerler sadece yeşillikle beslendi. Birçoğu açlıktan öldü. Hrant'ın mesleği tenekecilikti ve bu meslek onu ölümden kurtardı. Türk komutanın bir fenere ihtiyacı vardı. Hrant komutandan aldığı iki ekmek karşılığında lambayı hazırladı. Hrant ekmeği hasta Ermeni askerlerine dağıttı. Türk komutanı Hrant'ı beraberinde Halep cephesine götürdü. Burada bir yıl kaldıktan sonra Hrant İstanbul'a dönmeyi başardı. Katliamdan sağ kurtulan iki Ermeni yetimi de yanına aldı. Konstantinopolis'e giden tren içinde boş yer olmadığı için Hrant yetimlerle beraber trenin çatısına yerleşti. İstasyonlardan birinde dayanılmaz sıcaklık nedeniyle Türk askerleri Hrant ve yetim çocukları yerinden vazgeçirmeye zorladı. Hrant bir şekilde çocuklarla birlikte tren vagonuna sıkışarak yerleşti. Tren gece vaktinde alçak bir tünele girdiğinde çatıdaki Türk askerleri tehlikeyi fark etmedi ve hiçbiri kurtulamadı. Konstantinopolis'te Hrant Konya'dan kurtulan Musafer ile tanışır ve evlenir. Sonra Romanya'ya taşındılar ve orada Nazaret doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Konstantinopolis'e döndüler. 1946 yılında Hrant Sırmakeşan, Sovyet Ermenistan'ına dönme isteğini ilk dile getirenlerden biriydi. Ancak Türk makamları Ermeni ailelerin Sovyet Ermenistan'a gitmesine izin vermedi. Hrant 1966'da hayatını kaybetti. Ölümünden önce çocuklarına Ermenistan'ı unutmayın öğüdünü verdi. Babasının ölümünden sonra Sırmakeşan ailesi İsviçre'ye taşındı. Orada Nazaret'in annesi Lusaper 1972'de vefat etti. Nazaret Sırmakeşan babasının Ermenistan'ı unutmayın mesajını unutmadı ve hayatı boyunca buna sadık kaldı. Nazaret Sırmakeşan, diasporadaki kapsamlı ulusal sosyal yardım yurtseverlik etkinlikleriyle biliniyordu. Yazılması ve hatırlanması gereken çok şey var ve bu etkinlik hakkında Ermenistan Cumhuriyeti ve Dağlık Karabağ'a yardım etmekle dahil olmak üzere birçok gerçek yazılabilir. Nazaret Sırmakeşan'ın Harutyun, Helvacan ve Hovannes Çilingiryan ile gizli ordunun kahramanlarını destekleme konusundaki enerjik çalışması büyük bir takdire layıktır. Diaspora ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde geniş görüşlü bir analist olarak kabul edildi. Sırmakeşan'ın tarih bilimi analizleri cazip, sıcak ve tutkulu, orijinal ve cesurdur. Ermenistan vatanına yaklaşma çağrısıdır. Tüm çalışmalarında dünyanın tüm Ermeniler ana vatanımız Ermenistan'la birleşin, onu destekleyin çağrısı bir kırmızı iplik gibi satırlar arasından geçiyor. Sırmakeşan'ın gayreti, kötülük, aşağılanma, ulusal çıkarlara ihanete karşı her zaman Ermeniler uğruna savaşmaya hazır olduğunu kanıtlıyor. Bugün bile 1998'de yazdığı cesaret verici sözler halen çok çağdaş ve düşündürücüdür. Bir nasihat gibi ve her seferinde hatırlamak istiyorum. Sırmakeş, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya tarihinin en kötü zamanlarından birini yaşıyor.
Bu nedenle bu geçici güçsüzleşme Ermenistan'ın Rusya ile kardeşçe ve stratejik ittifakının acı çekmesine neden olmamalıdır. Buna ihanet etmeyelim. Nazaret Sırmakeşan, Yerevan, 2001, sayfa 52. Daha sonra yüzyıllar öncesine dayanan dostluğumuzu ve Rusya ile candan ilişkimizi mesele konusu yapmamayı talep etti, sayfa 54. Bir başka olayda Puşkin, Çehov ve Yerevan'daki Rus kültürünün diğer önemli şahsiyetlerinin heykellerinin yıkıldığını hatırlayan Sırmakeşan, asıllık ve yeri doldurulmaz dostumuza, büyük yoldaşımıza ve kurtarıcımıza karşı antisemitik bir politika başlatmak neden gerekliydi? Ne için? Bu bir ihanetti. Biz nankör bir ulus değiliz diye yazacaktı. Sayfa 158. Gerçekten akıllıca bir mesaj ve bu mesajla Sırmakeşan, Ermeni ve Rus halkları arasındaki dostluğun değerli savunucuları olan İsrail Orihovannes, Lazaryan, Hovsep, Arhutyan, Nerses, Aştaragetsi, Haçatur Apovyan, Mikhail Nalbantyan, Loris Melikov, Antranik Ozanyan, Gomidas, Hovannes Tumanyan, Aleksandr Miasnikyan, Hovannes Bahramyan ve diğerleri arasında yer almaktadır. Bir Ermeni olarak, Ermeni bir tarihçi olarak, yukarıda belirtilen mesajını takdir etme hakkım var. Nazaret Sırmakeşan'ın çalışkanlığının en önemli özelliklerinden biri insanlarla, okuyucularla bugün veya neye ihtiyacı duyulduğu, onların en değerli hayallerinden, kişisel kaygılarından ulusal sorunlara kadar ilgilendiği hakkında konuşmasıydı. Bütün bunlar onun geniş ve derin düşüncesine, inceliğine ve yeteneğine tanıklık ediyor. Sırmakeşan aynı zamanda gerçek bir psikologtu. Çünkü nazikliğiyle desteğe ihtiyacı olan hiç kimseyi dar durumda bırakmazdı. Konuşmasında bazen öfke vardı. Hafif mizahın yanı sıra açık ve keskin sözlerini duyabilirdiniz. Sırmakeşan'ın çalışkanlığında ışık ve nezaket karakterizedir. Ve ayrıca kendisini doğuran milletinin bugünü ve geleceği için kaygılanan bir evlattı. Onunla farklı koşullarda buluşma, sözünü duyma fırsatım oldu. Kendini her zaman gerçek ve bilge bir vatandaş olarak ifade etti. Ermeni halkına ve gelenek olarak insanlığın düşmanlarına karşı acımasız bir şekilde savaştı ve onlara bilgeliğiyle çarpıyordu. Yıllar önce sohbetlerimizden birinde Nazaret Sırmakeşan şunları söyledi. Her zaman benim Ermenistan'ım dedim ama şimdi böyle bir Ermenistan benim değil demek zorundayım. Bu kelimeler üzerine çok düşündüm. Nazaret Sırmakeşan gibi düşünen ve bilge sahibi olan bir insan böyle fikirler aklına getiriyorsa ülkemizdeki birçok şeyin onun fikirleriyle uyumlu olmadığı belliydi. Antik Yunanistan'ın önde gelen bir filozofu olan Platon'un şu sözleri vardır. Devletteki yüce otorite bilgelere ait olmalı. Fakat ülkemizde iktidara gelen her aptalın kendisini akıllı bulması yaygın bir alışkanlık oldu. Ve nihayet sıradan insanlara yoksulluğa tüküren ve geçilmez yollardan geçen iktidar kördür. Demek ki tüm ülkeye tükürür ve bu yüzden insanların sefaletine karşı sağırdır. Böyle iktidar ve utanmaz politikacılar ahlaksızdır. Platon gibi Sırmakeşan da cehaletleri ile tanınan, ülkemizi acımasızca yağmalayan, ana vatan Ermenistan'a kıyan tüm yetkilileri ve siyaset bilimcileri kınıyordu. Sırmakeşan şunu yazdı. Başkanın birincil ve temel görevi halkının ekonomik büyümesine ve refahına katkıda bulunmanın yollarını bulmak değil mi? Bu bağlamda Levonter Bedrosyan zayıf karakteri nedeniyle hiçbir şey yapmadı. Dahası ülkenin tüm endüstrisi 15-20 aileye ve onların toplumuna devredildi ve tasfiye edildi. Sayfa 57. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti'nin sanayi işletmelerinin yok edilmesi kötü şöhretli Levonter Bedrosyan'ın zararlı faaliyetlerinden biri diyen Sırmakeşan bunu suç eylemi olarak nitelendirdi ve ne yazık ki yüz binlerce insanın işsiz bırakıldığını ve ülkenin gerçekten sahipsiz kaldığını söyledi. Bunun sonucu da 1,5 milyon insanın yurt dışına göçü oldu. Bir migrasyon başladı. Halbuki Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ile geri dönüşe başlayacağımızı düşünüyorduk. Bu korkunç ve son derece suçlu eylem ülkeyi gerici, yoksul ve halkı son derece çaresiz kıldı. Sayfa 159.
ve bütün felaket Ermeni Ulusal Hareketi Partisi'nin kötülüğünden sonra iktidara gelen Cumhuriyetçi Partisi'nin aynı ideoloji ile yönetilmesi ve aynı politikayı sürdürmesiydi. Bu bağlamda son zamanlarda nazara sırmak yaşayan ile yaptığımız konuşmalardan birini hatırlıyorum. Genç devrimcilerimiz, halkımız için büyük önem taşıyan ulusal dayanışmayı ve ulusal birliği düzeltmenin ve güçlendirmenin önemini doğru bir şekilde anladılar. Yabancı işgalcilerden daha fazla akılsız ve aptal eylemleriyle ulusal birliğimizi ve dayanışmamızı baltalayanlar halkımıza büyük zararlar vermiştir. Nazare Sırmak yaşayan günün birinde tekrar benim Ermenistan'ım diyeceğini tahmin ediyordu. Şimdi tam zamanı, iyimserliği haklı çıktı. Bunun kanıtı 2018 yılının ilkbaharındaki olaylar hakkında verdiği olumlu haberlerdi. Eski deyişle eğer bir adam bir kez çaldıysa küçük bir hırsızdır. Eğer ikinci kez çaldıysa ortalama bir hırsız. Üçüncü kez çaldıysa büyük bir hırsız. Dördüncü kez çaldıysa bir politikacıdır. Aynı şey yalan için de geçerli. Ve vatansever bir analist olan Nazar Sırmak Yaşan'ın konuşması saflığı ve gerçekliğiyle bir politikacının konuşmasından farklıdır. Bu nedenle Nazare Sırmak Yaşan'ın birbirinden ayrılan vicdan, onur ve haysiyeti yeniden bir araya getirme sorumluluğunu üstlenmesi oldukça doğaldır. Kendi sözleriyle insanları kültüre bağladı, hepimizi kendi tarihi ve vicdanıyla birleştirdi. Atasözü der ki, bulutlar gökyüzünde biriktiğinde köylü hasadı kurtarmaya koşar. Şimdi ülkemiz ve dünyada çeşitli yasal çatışmaların eşlik ettiği benzeri görülmemiş değişikliklere maruz kaldığına göre Ermenistan'ımızın gökyüzünde bulutları biriktirmek isteyen kuvvetler olduğunda Nazare Sırmak Yaşayan insanları bir araya gelip beraber düşünmeye çağırdı. Daha önce yasaklanmış olanları alıp satmak artık mümkün. Vicdan, kahramanlık, yetenek, güzellik, kadınlar, çocuklar, şiir, müzik ve hatta bazen yerli topraklar. Aynı zamanda her yıl yaşamın değeri azalır ve nesnelerin fiyatı artar. Beceriksizlerin zamanı geldi. Nazare Sırmak Yaşayan tüm bunlara kayıtsız kalamazdı ve hepimizi ülkemizin kötü alışkanlıklarını yok etmek için birleşmeye çağırdı. Sevgili dostlar, büyük bir yurtsever, filozofça düşünen, hayırsever, iyi huylu, bizim için saygın ve değerli bir adam olan ve hayata elveda diyen Nazare Sırmak Yaşayan böyle bir insandı. Ağabeyim Nazare Sırmak Yaşayan'ın anısına saygıyla eğilmekteyim. Sevgili Vartan liderliğindeki onurlu ailesinin tüm üyelerine sabır diliyorum. Nazare Sırmak Yaşayan'ın vatanseverliği ve hayırseverliğinin mesajlarına büyük bir onur ve büyük bir sorumlulukla devam edeceklerinden eminim. Nazare Sırmak Yaşayan'ın ışıltılı hatırası her zaman benim ve ailemin minnettar yüreklerinde kalacaktır. 1 Ocak 2020 Yerevan, Ermenistan Cumhuriyeti. Vladimir Bedrosyan, Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör. Dün gece Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleriyle bir dizi diğer askeri tesislerin bulunduğu Irak'taki Amerikan Assad ve Erbil askeri üsleri bombalandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Özel bir açıklamada İslam Devrim Muhafızları Kol Ordusu Orta Doğu ülkelerinin topraklarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir saldırganlık platformu haline gelecek olası saldırılara karşı uyardı. Hasarın boyutları henüz belirlenmedi. Haber Merkezi 2019'un Aralık ayında en az 4 gazeteci tutuklandı. Hakim karşısına çıkan gazetecilerden 9'una ise toplam 27 yıl hapis cezası verildi. Hak ihlallerinin hedefindeki gazetecilerin Aralık'ta neler yaşadığının çetelesini tuttuk. Makalenin devamını web sitemizde bulabilirsiniz. Uluslararası ajansların belirttiğine göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Şam'a gitti. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın başkentte Suriye Devlet Başkanı Bashar Asad ile Rus Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir araya geldiğini ifade etti. İki ülkenin liderleri ülkenin farklı bölgelerinde askeri eylem raporlarını dinlediler. Bu Putin'in 2017'den bu yana ilk ziyareti. Putin o zamanlar Laskiye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Himeymim üssünü ziyaret etmiş ve ardından Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye hareket etmişti.
Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Armenpress'e yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası 2020 yılına Avrupa konser turu ile başlıyor. Sanat yönetmeni ve baş orkestra şefi Sergey Simpatyan başkanlığındaki orkestra, 8-21 Ocak tarihleri arasında Almanya, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu olmak üzere 5 Avrupa ülkesinde sahne alacak. 8 klasik müzik konseri 8 Ocak'ta Münih'te, 9 Ocak'ta Salzburg'da, 10 Ocak'ta Stuttgart'ta ve 12 Ocak'ta Berlin'de gerçekleşecek. 14 Ocak'ta Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası Londra'daki Barbican Merkezi'nde, 17 Ocak'ta Viyana Musikverein'de, 19 Ocak'ta Prag'daki Rudolfinium'da ve 21 Ocak'ta Moskova'daki Zaryadiye konser salonunda sahne alacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmik Babyan tarafından seslendirilen Orur adlı eseri sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.